Amirim, ya siz Hicabi'nin vaazlarına gelir miydiniz? Hoş geldiniz. Şimdi niye böyle bir soru sordun? Ne sebebi neydi ki? Yok amirim, yani sizi çok fazla görmüyoruz da Hicabi'nin vaazlarını, o yüzden sordum. Lan oğlum, İstanbul Emniyeti olarak o kadar beceriksiziz ki. Şu Akıncı'yı yakalamak için Allah'a dua etmeye geldim. Doğru söylüyorsunuz amirim, doğru söylüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim, sen amirimin Akıncı saplantısından kurtulmasına yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bütün peygamberlerin hayatları zorluklarla doludur. Bu çileli hayatları yaşayan peygamberlerden bir tanesi de Hazreti Yusuf peygamberdir. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup peygamberin 12 oğlundan biridir. Büyük babası İshak, büyük büyük babası İbrahim'dir. Hazreti Yusuf peygamberin Kur'an-ı Kerim'de kendi adını taşıyan bir sure vardır. Yusuf peygamberin hayatı da çile ve zorluklarla geçmiştir sevgili cemaat. Yusuf peygamber çocuk yaşta annesini kaybetmiştir. Çok güzel yüzlü ve çok zeki bir çocuktur. 11 tane erkek evladın içerisinde Hazreti Yakup peygamber en çok Hazreti Yusuf'u severdi. Abileri ise tıpkı şeytanın Hazreti Adem'e duyduğu kıskançlık ve fesat gibi, onlar da Hazreti Yusuf'u kıskanıyor ve çekemiyorlardı. Onlar Hazreti Yusuf'un bu sevgiyi hak etmediğini düşünüyorlardı. Onlara göre Hazreti Yusuf peygamber ortadan kaldırılırsa babalarının ilgi, alaka ve teveccühü kendilerine dönecekti. Hazreti Yusuf bir gece bir rüya gördü ve uyanınca bu rüyayı babasına anlattı. Rüyasında 11 yıldızın, ayın ve güneşin kendisine secde ettiğini söyledi. Hazreti Yakup bu rüyanın Hazreti Yusuf'un ileride büyük bir adam olacağına işaret ettiğini, ileride Hazreti Yusuf'un büyük nimetlere mazhar olacağını ve ona peygamberlik verileceğini anlamıştı. Ve bu rüyayı duyduklarında kardeşlerinin kendisini daha çok kıskanacaklarını ve şeytanın vesvesesiyle ona bir kötülük yapabileceklerini düşünerek rüyasını kardeşlerine anlatmaması gerektiğini Hazreti Yusuf'a söyledi. Ama Hazreti Yakup'un büyük oğulları bu rüyayı öğrendi ve toplanarak Hazreti Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Allah Allah, Allah Allah ya. İnsan kardeşine kıyar mı arkadaş? Yok böyle bir şey ya. Değerli cemaat, abileri koyun otlatmaya gideceklerini söyleyip babalarından Hazreti Yusuf'un da kendileriyle gelmesi için izin istediler. Hazreti Yakup, abilerinin Hazreti Yusuf'a bir kötülük yapacaklarını düşünerek başta onlara izin vermedi. Ancak abilerini çok seven Hazreti Yusuf'un istemesiyle de Hazreti Yakup, Yusuf'un abileriyle gitmesine izin verdi. Bunun üzerine abileri kardeşleri Hazreti Yusuf'u yanlarına alarak kıra götürdüler. Kardeşler kendi aralarında Yusuf'a ne yapacaklarını tartıştılar. Abileri Hazreti Yusuf'u önce öldürmeyi düşündüler. Fakat sonra onu öldürmek yerine derin bir çukurda onu ölüme terk ettiler. Kardeşleri Hazreti Yusuf'un gömleğini çıkarıp onu derin kuyunun dibine attılar. Gömleğini de kesmiş oldukları bir hayvanın kanına buluyarak eve gittiler. Hemen ağlama numarası yaparak Hazreti Yakup'un huzuruna çıktılar. Ey babamız, inan olsun biz yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık ama onu bir kurt yedi. Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanmazsın dediler. Hazreti Yusuf'un kardeşleri kesmiş oldukları hayvanın kanına buladıkları gömleği babalarına verdiler. Hazreti Yakup gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu fark etti. Hazreti Yakup onların yalan söylediğini anlayarak, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin bu yaptıklarınız üzerine sabırla Allahu Teala'dan yardım dilerim dedi. Hazreti Yakup o kadar üzüldü ki Hüzünler Evi denen kulübesinde yıllarca ağladı değerli cemaat. Yusuf'un hasretiyle sessiz sessiz dinledi. Sonunda gözlerine ak indi ve görmez oldu. Hüznünü içinde gizledi ve şikayetini yalnızca Allah'a iletti. Bir an bile ümidini kesmedi ve ümitsizliğe düşmedi değerli cemaat. Hüzünler Evi'nde hüznünü Allahu Teala'dan başka kimseyle paylaşmayarak yıllarca Allahu Teala'dan bir işaret bekledi. Allahu Teala ona beklediği işareti yıllar sonra yine bir gömlekle verecekti. Öte yandan Hazreti Yusuf çocuk haliyle kuyuda yapayalnız kalmıştı. Ne sesini bir duyan ne de yerini bir bilen vardı. Çaresizdi. Kuyu Hazreti Yusuf'u yutmuştu. Yapayalnız ve kimsesiz kalmıştı. Evi çok uzaklardaydı. Nerede olduğunu bilmiyordu.
Üstelik bir kuyu içerisinde sıkışıp kalmıştı değerli cemaat. Onu kuyudan kurtaracak olan Rabbine yöneldi ve şöyle dua etti. Ey gayip olmayan şahit, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, şu içinde bulunduğum durumdan kurtulup çıkmamı nasip eyle. Amin. Her an her şeyi görme ve her an her sesi duyma kudret ve kuvvetine sahip olan Allahu Teala, Hazreti Yusuf'un duasını kabul etti. Mısır'a gitmekte olan bir kervan kuyunun yanında konakladı. Su almak için kovalarını kuyuya attıkları anda Yusuf da kovaya girdi. Kova yukarı çekilince Yusuf da kovayla birlikte yukarıya çıktı. Kovayı çeken kişi kovayla birlikte güzel ve masum bir çocuğu görünce şaşırdı. Kervancılar Hazreti Yusuf'u Mısır'a götürerek onu pazara çıkardılar. Sonunda Mısır'ın ileri gelenlerinden biri Hazreti Yusuf'u köle olarak alıp evine götürdü. Ve Hazreti Yusuf daha sonrasında Mısır'a vezir oldu. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kuyusu vardır. Herkesin atılacağı bir kuyu vardır. Yeter ki Allah-u Teala'dan umudu kesmeyelim ve o kuyudan çıkmak için Allah-u Teala'dan yardım dileyelim. Herkesin bir kuyusu vardır. Düştüğüne üzülmeyeceksin evlat. Hazreti Yusuf da yükselişini bir kuyuda bulmuştur. Sen kuyunun içinde değil, kuyu senin içinde. Herkes kendi içine düşer evladım. Bu kuyudan çıkmak kolaydır. Kalbindeki kuyudan çıkmak zordur. Kalbindeki kuyudan çıkamazsan daha derinlere düşersin. Oradan hiç çıkamazsın. Karanlıklarda esir olmak istemiyorsan korkunla yüzleş. Karanlıkla yüzleş. Kalbindeki kuyuyla yüzleş. Burada bir gün kalacaksın. Bu kuyudan değil, kalbindeki kuyudan kurtulmaya çalışacaksın. Usta korkuyorum. Karanlıktan korkma evladım. İçindeki karanlıktan kork. Önemli olan içine düştüğün kuyuda sabredebilmek, Allah'a sığınmak ve yüzünün akıyla o kuyudan çıkabilmektir. Allahu Teala hepimize Hazreti Yusuf'un sabrından ve imanından nasip eylesin inşallah. Amin. Amin.